Elif Hobi YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu berenin yapımını paylaşacağım. Hoş bir bere iki renkten oluşuyor. Daha doğrusu şu içteki turunculu ve yeşilli bir ip ama şu an kamerada çok fazla görünmüyor galiba. Bu şekilde şöyle göstereyim. Tığ işi lastikle başlıyoruz ve lastiğin üzerine beremizi oluşturuyoruz. Normalde siz isterseniz bu şekilde tepesini kapatabilirsiniz. Ben çünkü bunu pomponsuz kullanacağım ama size gösterdiğim berenin nihayeti pomponlu olacak. O yüzden tepe kısımları önemli. Bunu bu şekilde tamamen kapattım ben ama pomponlu yapacağımızı bir yere kadar daraltıp tepe kısmını ondan sonra bu tarz ipler için kullanılan iğnemizle ya da yine tığınızla büzebilirsiniz tepe kısmını. Burada ben daha önce de göstermiş olduğumuz bir lastik türünü kullandım ama size göstereceğim de daha farklı bir lastik kullanacağız. Onu da anlatacağım. Bunun anlatımını da eğer isterseniz yine kanalımda var. Kısaca bahsedeyim. Baş çevresine göre, kime göre yapacaksanız baş çevresine göre zincir çekip ölçüp zincir çekeceksiniz. Ve üzerine yine trabzanlarla bu lastik kısmını oluşturacaksınız. 4 sıra iç içe geçmiş trabzan var burada. 4 sıra yeterli oldu ve 1 yaş için uygun bir bere bu. Ben şimdi size 3 yaş civarı için bir bere onun yapımını göstereceğim ve modelin anlatımını göstereceğim. Bu şekilde bir ebruli batik bir ip tercih ettim. Bir de sade renk bir ip tercih ettim. Sade renk iple lastiğini ve bu turuncu kısımları yapacağım. Batik ipimizde de aradaki kısımları, bu bombili duran kısımları yapacağız. Ve güzel ebruli, hoş bir görüntü oluşacak nihayetinde. Şimdi başlayalım. Evet, 9 tane zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Lastik biraz daha farklı dediğim gibi. Zincir çektik ve hemen yanındaki zincire sık iğne yapıyorum ve her bir zincirimin tepesine sık iğneler yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. 8 tane sık iğne yapacağım buraya. Dediğim gibi bu lastik ile yapmak istiyorum derseniz yine kanalımda var. Tığ işi lastik diye aratırsanız bulabilirsiniz. Evet. 8 tane. Ben 8 tane benim için ideal oldu. Biraz daha büyük bir bere olacağı için bundan biraz daha enli bir lastik olsun istedim ben. Ama siz daha enli isterseniz ya da daha dar bir lastik isterseniz bu zincir sayısını azaltarak yapabilirsiniz. Son kısma geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve bakın hemen dipteki sık iğnemin tepesinde bir V var. Şu şekilde şu kısmı alıyorum. Evet, bakın o V'nin şu kısmı alıyorum. Bu şekilde sık iğneler yapmaya devam ediyorum. V'lerimin diğer tarafa, bana bakan kısımdakine değil de diğer tarafa bakan kısımdakilerine batarak sık iğneler yapıp bu sıramı da tamamlıyorum. Yani lastik tamamen bu şekilde ilerliyor. Bir sıra daha dönelim, onu da göstereyim. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum yine. Çeviriyorum. Bakın dipteki hemen V'nin dışa bakan kısmı aldım. Dışa bakan kısımlarını aldım. Evet.
bakın arkadaşlar, bu şekilde devam edeceğim ben. Baş çevresini ölçerek benim için ideal boyuta geldiğinde bırakacağım lastiğimi ve birleştirme kısmını yapacağım. O kadar uzatıp ben tekrar buraya geleceğim örgümü. Evet arkadaşlar, benim lastiğim istediğim boyuta ulaştı. Şimdi birleştireceğiz. Yani şu yuvarlak uç kısmı elde edeceğiz. Bu şekilde uçları birbirine gelecek şekilde tutuyorum. Ve bir buradan bir karşıdan alarak, karşının zaten zincir üstüne kurduğumuz için böyle çıkıntılar var, görünüyordur. Bir buradan bir karşıdan alarak şu şekilde sık iğne ile birleştiriyorum. Evet. Bir buradan alıyorum. Bir karşıdan alıyorum. Kaydırmayalım. Bir buradan, bir karşıdan. Bakın arkadaşlar, V'lerin en son bunu almıştım. Bir buradan yine tek tarafını alıyoruz. Karşıda zaten zincir tek. Bu taraftaki kısmı yine tek taraftan alıyoruz. Bir buradan, bir karşıdan alarak bu kısmı birleştiriyorum. Bu kısımda, yani lastik kısmını, siz istediğiniz lastikle yapabilirsiniz. İster biraz önce gösterdiğim bu lastik gibi, ister şimdi gösterdiğim lastik gibi. İsterseniz de çok daha farklı tayış lastikler var. Onları kullanabilirsiniz. Hepsi bu berenin yapımı için uygundur. Evet. Son kısımda birleştiriyorum. Evet, bakın. Birleştirme kısmı tamam. Şimdi ilk sıra olarak beremin başlarken ilk sıra olarak sık iğne ile başlıyorum. Yani her bir araya ve tepeye sık iğneler yapıyorum. Hem tepeye hem araya. Bu şekilde tüm sırayı tamamlıyorum ben arkadaşlar. Bir tepeye, bir araya olmak üzere sık iğneler yaparak, bakın, bir tepeye, bir araya, bir tepeye, bir araya, bu şekilde sık iğneler yaparak başlangıç noktama kadar geleceğim ben. Evet arkadaşlar, bir tepeye bir araya olmak üzere sık iğnelerimi tamamladım ben. Şimdi son sık iğnemi de yaptım ve ilk sık iğnemin tepesine birleştiriyorum. Ve şimdi diğer rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Diğer rengimizi alalım. Evet. Şekilde. Diğer ipimin halkasından geçiriyorum. Ve şöyle bu uçtakini de alalım. Şimdi biraz. Evet. İki zincir çekiyorum. İki zincir çektim. Şimdi hemen yanındaki sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ipim burada kalacak. İçeriden falan götürmüyorum. Burada kalacak. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buradan bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğneye yine ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzan. Bir zincir. Bir sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin tepesine ikili trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye
iki trabzanımı yaptım. Hemen yanındaki sık iğnemin tepesine de ikiye trabzanımı yapıyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar ben iki tane ikiye trabzan bir zincir, iki tane ikiye trabzan şeklinde bütün sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramın sonuna geldim ben arkadaşlar. Sayarak yapmadığımız için burada arada bir boşluk kalmıyor. Yani aynı yere bir kere daha yapıyorum. Çünkü daralma olsun istemiyorum veremde. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. İlk sırada bu olabilir. Bir zincir çekiyorum. Ve bu ilk yaptığımın tepesine birleştiriyorum. Evet, bu sıramı tamamladım ben arkadaşlar. Şimdi bu iple işim bitti. Diğer ipimi alıyorum. Bu ip arkada duracak. Şimdi bu ipime geçiyorum. Çekelim, sıkılaştıralım. 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Pardon, 3 zincir çekmeden önce örgümü yana kaydırayım. Şu şekilde. Hemen yana geçiyorum arkadaşlar. Örgümü yana kaydırıyorum. Yani şu ara boşluğa geldim. Şimdi 1, 2 tane zincir yeterli olacaktır. 2 zincir çektim. Ve buraya hemen o zincirin yanına 2 tane ikiye trabzan yapıyorum. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar o kısmı söktüm ben. Dalgınlık bazen insana farklı şeyler yaptırabiliyor. Buraya yeni ipimi sabitlediğim noktadan devam ediyorum arkadaşlar. Tığımın başına ipimi doluyorum ve şu aşağıda atladığımız birer sık iğne vardı. Onun tepesine bakın 3 tane ikiye trabzan yapıyorum. Ben böyle başa tam oturacak şekilde bir bere yapacağım için tığ numaramı normal ip numaram yani ipimin kaldırabileceği numaradan biraz küçük tercih ettim. Ama siz biraz daha salaş durmasını istiyorsanız hem alttaki sık iğneleri artırıp hem de tığınızın numarasını büyük tutarak böyle daha salaş bereler elde edebilirsiniz. Evet, bu araya 3 tane ikiye trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi diğer araya geçiyorum. Ve tığımın başına ipimi doluyorum. Ve şuradaki atladığımız sık iğnedeyiz şimdi. Oraya 3 tane ikiye trabzan yapıyorum. Bu şekilde aralara üçer tane ikiye trabzan yaparak şu bakın kabarık kısımları oluşturmuş oluyoruz aslında. Bu yanlardan bu üçlü trabzanlar sıkıştırınca bakın ortadaki kısım daha kabarık, bombeli görünüyor. 1 2 3 Şimdi yana geçiyorum. Yine buradaki bıraktığımız sık iğnenin tepesine yani aradan aşağıya giriyorum. 2 3 tane yaptım. Yine yana geçeceğim ve bu şekilde sıramı tamamlayacağım ben arkadaşlar. Başlangıç noktama kadar geleceğim. Evet arkadaşlar, başlangıç noktama kadar geldim ben. Aralara üçer trabzan yaparak. Şimdi ilk yaptığım üçlü trabzanın takımının ikili trabzanların tepesini birleştiriyorum. Evet. Şimdi diğer ipime geçiyorum arkadaşlar. Yine bunu arkada bırakıyorum. Bu ipime sabitliyorum. Ve bir yana kaydırıyorum örgümü. Bir trabzan yana kaydırıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Ve hemen yanına bir tane daha İki trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk trabzanın tepesini atlıyorum. İkinci trabzana iki trabzan yapıyorum yine. Yine hemen yanına bir iki trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandakini geçiyorum. Yani ilk üçlü iki trabzan takımının ilkini ilk trabzana atlıyorum. İkinci trabzan. 2 trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Yine aynı şekilde bir zincir. İlkini atlıyorum. İkinciye 2 trabzan ve hemen yanında
2 trabzan yapıyorum. Bir zincir. İlkini atlıyorum ikinciye. Ve hemen yanındakine 2 trabzan. Bu şekilde birer zincirlerle yine 2 tane 2 trabzanlarımı sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sıramın başına geldim ben arkadaşlar. Sonuna geldim, daha doğrusu baş kısımdayım şu an. Bir zincir çektim ve ilk yaptığım trabzanın, daha doğrusu zincirin tepesine birleştiriyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Tamamladım sıramı bu şekilde ben. Şimdi diğer ipimize geçiyoruz. Yine bunu arkaya atıyoruz. Diğer ipimize geçiyoruz. Bunu bir kez daha gösterelim. Zaten hep aynı mantık. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sefer doğru yapalım. Hemen örgümü bir yana kaydırmama gerek yok artık. Tığımın başına ipimi doluyorum ve aşağıda bakın. Şurada ilk trabzanın tepesini boş bırakmıştık. Oraya yine şöyle üstten gelerek ikili trabzanlar yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine oraya. 2 ve 3. Ben bu şekilde renk renk bir ip kullandım. Yani ebruli batik bir ip kullandım ama siz buralara farklı renkler geçerek de çok güzel neticeler alabilirsiniz. Hemen diğer araya geçiyorum. Yine buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yine diğer araya geçiyorum. Bakın şu aradaki boşluğa geliyorum. Boş bıraktığım, tepesine trabzan yapmadığım ilk trabzanlarımın tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, ben bu sırayı da yine aynı şekilde baş kısma kadar geleceğim. Evet, tam tamamladım ben arkadaşlar. Ve yine ilk yaptığım trabzanın tepesini birleştiriyorum. Şimdi bir zincir çekeyim. Sökülmesin. Evet arkadaşlar. Birimiz bu şekilde ilerliyor. İpimiz içinde yün yoğunluklu kısımlar olduğu için böyle kabarıklıklar olmuş. Bu şekilde yukarıya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu 3 yaş için olacak. Muhtemelen ben şu şekilde 8 renkli kısımdan 8 sıra, yani toplamda 15-16 sıra olacak şekilde yukarıya sıralarımı tamamlayacağım. Bu 1-2 yaş içinde arkadaşlar. Onu da ifade edeyim. Burada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13. Evet. 13 sıra yapmışım. Turuncu ve yeşiller toplamda 13 sıradan sonra daraltmaya başlamışım arkadaşlar. Yukarıyı doğru daraltmamız gerekiyor çünkü yığılma olmaması için. Bu 1-2 yaş için. Bu 3-4 yaş için yapıyorum. Bunu yukarıya muhtemelen bir 15-16 sıra tamamlayacağım. Renkli ve bej ikisinin toplamı 16 sıra olacak şekilde tamamlayacağım. Orada tekrar net rakamları veririm son hali. Çünkü ölçüp yapacağım. Tam başına göre olsun istiyorum. Onun üzerine daraltma kısmında tekrar görüşelim.